İlk teftişten sonra bir saat geçti. Rakipleri bir kez daha ziyaret ediyorlar Hüseyin Bey'i. Bakalım yorumları ne olacak? Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyim siz? Ben de iyiyim. Şu anda boyası bitti, kesimi de bitti. Artık makyajı ve taramayı alacağız. Bir göge yapacağı bir şey var mı acaba? Ben katılım. Teşekkür ederim. Ne yaptınız acaba? Renkte degrede olmuş yerler var, onlara baktım. Saçında ezikliğinden dolayı farklı renkler saçta görüyorum. O biraz dikkatimi çekti. Acaba ışıktan mı diye, yanılıyor mu diye baktım. Ona baktım sadece. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Bütün kuaförler niye şu hareketi yapıyor? Bir şöyle, bir de böyle tepede, sizin yaptığınız ben gibi. Ben kesime bakıyorum şu an. Onu merak etmişimdir. Onu Hüseyin Bey size anlatır zaten. Yani iki tarafın açılar eşit mi, ona bakılır normalde. Ona bak. Evet, katlar. Kendi içinde bir matematiği var. Sen şimdi Eylül Hanım'la aslında ben başlayayım. Eylül Hanım, şimdi daha önce de siyah kullanmıştınız. Evet. Eski haline şu an döndün. Yani tabii ki bu seni çok rahatsız etmez ama yani... Mutlu oldum. Mutlu oldunuz değil mi? Kesinlikle, çünkü daha önce kullandığım bir renkti. Fark yani. Yani daha sizin önce kullandığım için. Benim için boyutuyla ilgili bayağı bir değişiklik oldu. Ama yani baktığım zaman da şu anda mutluyum. Bir önceki canlı renginiz aslında hani yüzünüzü tam daha açmıştı. Biraz daha dışarı yansıtmıştı. Gözleriniz daha çok ortada kalıyordu. Ama şimdi birazcık kapattığını düşünüyorum sizi. Şimdi hani kızıllık da istediğim oranda oldu. Siyah mı? Mavi siyah ya da şimdi, patlıcan moru gibi tonlar kullandınız mı? Onu sordum ben. Lacivert gibi geldi bana ama. Mavi siyah. Mavi siyah. Yoğrulmuş bir saç olduğu için siz de takdir edersiniz, normal sağlıklı saçın boyayı alması farklı olur. Yoğrulmuş, küsmüş saçın boyayı alması farklı olur. Dolayısıyla da ben içine takviyelerde de bulundum. Alabildiği kadar şu anda bunu aldı. Siz de biliyorsunuz bazı boyalar üst üste geldikçe oturur. Şu anda böyle ikinci boyasında daha da iyi oturucu. Saçınıza dokunabilir miyim öncelikle? Tabii ki. Teşekkür ederim. Şimdi Serhat Bey'in burası gözümden kaçtı galiba dün. Hani burası koptu mu diye çok dikkatli, hatta çok yakın bakmıştı. Ama bunlar benim için çok önemli detaylar değil arkadaşlar. Hani bir yorum yapılırken objektifliği her zaman savunmuşumdur. Şu çok önemli bir detay değil benim için. Siz burada bir nüans çalışması yapmak istemişsiniz. Olabilir, kabul edilebilir bir durum. Hiç de bunda abartılacak bir durum görmüyorum. Yani bu detaylarda nasıl kaçıyor gözünüzden anlamıyorum. Benim gözümden peki ki yani bu kaçanlar sizin neden koyup rahatsız ediyor? Çünkü benimle ilgili bölümde siz bu detayları... Ben onu görüyorum, ben mavilini görüyorum. Benim ben sizi dinlerken siz beni hiç dinlemiyorsunuz. Ha, bana bakın yani direkt hep bir Serhat Bey lafı dönüyor ve ben rahatsız oluyorum. Ama ben... Yani Ersin Bey diye ben de konuşursam olmaz, siz de rahatsız olsunuz. Tabii ki ama ben bir şeyi bitirmeden... Burada Hüseyin Bey eleştireceğiz ama hep bir Serhat Bey ve ben de rahatsızlık diyorum o yüzden. Çok özür dilerim ama dün aynı çalışmaya benzer bir çalışma bende bir noktayı gösterdiniz ve... Defalarca bana soru sorma gereği hissettiniz. Sizin baktığınız yer orası, benim baktığım yer burası. Diğer 4 günü kenara bıraksam, Serhat Bey'i tanımasam herhalde bugün Hüseyin Bey'in asistanı diye düşünürüm. Siz orayı görürsünüz, ben burayı görürüm. Ben de aklımda bir gölgelendirme yaptım. Acaba ışıktan mı mavilik var dedim. Baktım, saça baktım. Ve saçı ben mavinin belirttim mi size? Evet. Belirttim mi Aynur Hanım? Bizim bu 5 arkadaş, yani ben bilmiyorum, ben biraz böyle düz düşünen bir insanım. Mesela aralarda bir merhaba dendiği zaman bile onun altında bir şey aranan bir tabaka var aramızda. O tabaka maalesef çok rahatsız ediyor. Diyorum bakın siz aldınız şöyle geldiniz baktınız kırmızıyı gösteriyorsunuz. Ben maviye ben takıldım. Daha kırmızıya gelmedim yani. Hayır, o bölgeyi tuttunuz. Nereyi? Şurasını ben tuttum. Pardon burada deyip evet kızıl evet yansımayı da belirttiniz. Evet, aynı şekilde. Çünkü dikkat etmedim ön tarafına hiç. Bu detay atlanmayacak bir detay. Çünkü bende ısrarla bunu vurgulamıştınız. Peki. Siz öyle yorumluyorsunuz. Evet. Peki. Ben Hüseyin Bey'in asistanını gördüm orada. Yardımcısını gördüm. Lastik gibi yıpranmış saçlar çok zor alır boyayı. Yani bugün öyle bir saçla karşılaştım. Ve yine de takviyelerle bu saça o boyayı yedirdim. Kabul ettirdim. Aslında burada biraz takdir beklerdim. İkincisi, kesimle ilgili çok uzun bir saçı bu boylara getirmekle, ikna etmekle bir kabiliyetti. Çünkü öyle herkesi uzun olup da saçını alıp makası kesemezsiniz. Çünkü
kabul etmez yani. Ben hanımefendiye o ikna kabiliyetimi ve güvenimi sunduğumu düşünüyorum. Biraz daha kısa olabilirdi. Burada katılıyorum size. Ama biz de biliyorsunuz yani illa bir şey yapmak için yapmak yanlış olur. Yani biraz kademe kademe gidebiliriz. Hepimizin çünkü yıllardır bize alışmış olduğu insanlar var bu meslek hayatında. Benim de 20 senelik müşterilerim var. Ama bir kere de değişemeyebilirsin. Yavaş yavaş yapabilirsin. Ben de aynı şekilde hanımefendiyi kaybetmek ya da işte birden onu bambaşka bir dünyaya sokmak istemedim. Yapabildiğim kadar boy konusunda anlaştım. Eğer ben bu saçı, bu yüz yapısını, bu fizik yapısına göre biraz daha omuzlarda kesseydim, o zaman asla onunla bütünleşmeyecekti. Çünkü yüzüne ve yapısına giden bir model olmayacaktı. Ben ilk de söylediğim gibi ya omuzun üstünde olmalıydı ya da uzun olmalıydı. Hanımefendi, ben üzerin sözü kestim. Ben bu kesimi şöyle ben görmek isterdim. Okey. Şimdi geleceğim oraya da. Yani oraya da geleceğim. Dediğim gibi eleştiri yapmak istiyorum. Tabii, neden tabii, yapmak istiyorum? Saygı duyuyorum dostum. Yapmak istiyorum. Yani ben de ama şöyle bir şey var. Çünkü farklı düşünülebilir. Okey. Ben demek istedim. Bir şimdi, vamp olayı döndüğü için ben ilk başta galiba bilinçli mi yapıldı diye düşünüyorum. Okay. O yüzden yok, bilinçli, bilinçli değil. Yani ben olması gereken şeyi yaptım. Yani hiçbir şey yok. Yaptıklarımda bir değişiklik ya da bir fikir değişikliği yapmadım. Sadece o radikal kırmızı olaylarını falan birazcık daha konuştuktan sonra daha yumuşak olsun istedim. Kesim konusunda söylediğim gibi. Yani birazcık daha kısaltabilirdim ama bugün... Hanımefendi madem buraya gelmiş başka saçlarla, uzun saçlarla 4-5 renkle ben de onu üzmemek adına evet birazcık daha kısa olabilirdi ama özellikle yapmadım. Ama bu boyların da hanımefendiye gidebileceğini düşündüm. Çünkü neden? Bir sorum olacak. Tamam hemen söyleyeceğim. Çünkü fönsüz, yani ben fönlü saçı çok sevmiyorum arkadaşlar. Artık siz de biliyorsunuz yok yani. Evet. Eskiden kadınlar gelirlerdi, haldır bazı saçlar. Şimdi artık bozuk görünümlü. Püskül saçları ben daha seksi ve daha tarz buluyorum. Evet. Dolayısıyla da hanımefendi de bunu uygulamak adına birazcık katlarını daha geniş bıraktı. Zaten ilk konuşmamda modelle ilgili, Eylül Hanım'la ilgili böyle görüşmem oldu. Diğer arkadaşlarım da olduğu gibi öncelikle elinize ve emeğinize sağlık. Bir performans sergilediniz. Her birinize ben bunları söylemişken sizden bunu duyamamak da güzel. Hediye alamamak gibi. O yüzden hepinizin nezdinde teşekkür etmek isterim tekrar. Diğer arkadaşlarım da olduğu gibi sadece emeğinize sağlık diyorum. Burası sizin sahneniz. Sahnede asla müdahaleyi uygun görmüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Tamam, teşekkür ederim. Biz makyaj ve kıyafeti de gördükten tamam. Sonra tekrar görüşürüz. Okay. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Okey, şimdi artık biz seni yavaş yavaş makyajı alalım. Orada makyaj yapılırken de maşaların olacak. Ondan sonra biz taramaya geçip kıyafeti geçeceğiz. Yakup, alalım hanımefendiyi makyaja. Kesimle ilgili ben ilk gördüğümde de analizimi sundum. Yani asimetrik kat diye bir şey yok o saçta arkadaşlar. O saçta tamamen disiplinsiz bir ustura kullanımı var. Saçın alt bölümlerinde oyuklar bile var. Bu tespiti yapmıştım. Sonrasında ben öyle düşünmüştüm gibi bir ifade kullandı. Umarım sağ ve sol dengesi arasında bunu gerçekten düşünmüştür. Çünkü sağla sol arasında bir parmaklık, 1,5 parmaklık bir uzunluk farkı hiçbir şekilde asimetri olarak kimse bana kabul ettiremez. Ben size katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Renk konusunda katılıyorum. Öndeki kırmızıyı çok yersiz buluyorum. Ben saçta iki renk var diyorum, gene arkasındayım. Saçta siyah ve ayrıyetten mavi var. Mavi siyah değil. Ama siz bu saçı asimetrik kesim değil demeniz bana çok tuhaf geliyor. Özellikle yüzüne basa basa söylüyorum. O saç dik, açı, asimetrik kesim. Evet, ustayla kesim yapılmış. Ama saçta bir kurutulmuş halde olsa bile o katları tek tek kendini gösterebiliyordu. Simetri bir kat olsaydı merdiven gibi aşağı inecekti. O yüzden de ben kesim konusunda asimetrik kesim olduğunu eminim diyorum. Siz saçı iki taraftan alıp kaldırdınız. Evet. İki tarafını birleştirdim.
Bıraktığında saç bu şekilde indi aşağıya. Siz eğer orada bir balans gördünüz mü? Evet, asimetrik bir balans gördünüz mü? Evet, gördüm. Özellikle saçı ben bıraktım oradayken. Yani alıp böyle bırakmadım. Aldı, buçla birleştirdim ve bıraktım. Bıraktığım saç düz inseydi zaten deve, sizin söylediğiniz gibi. Katlı bir saç düz inebilir mi hiç? Efendim? Katlı bir saç düz inebilir mi? Dağılırken şimdi. Siz beni net dinlemiyorsunuz. Ben çok net dinliyorum ben ama sol şey ve sağ arasındaki, sol ve sağ arasındaki, ben saçın genel katlarından zaten sol ve sağda asimetri yok ki. Adam sol tarafı özellikle uzun bırakmış zaten. Bunda asimetri aramıyorum. Bir parmak ve bir buçuk parmaklık bir uzunluk. Bir buçuk parmak, evet. Bak, bir veya da bir buçuk parmaklık bir evet, uzunluk benim için asimetri değildir. Hüseyin Bey, rakiplerini maşa uygulamasıyla şaşırtmaya hazırlanıyor anlaşılan. Şimdi kostüm aracındayız. Birazdan Hüseyin Bey buraya gelecek ve son seçimlerini yapacak. Bakalım Hüseyin Bey, Eylül Hanım'a nasıl bir imaj yaratacak? Hep birlikte göreceğiz. Eylül Hanım'a salonuna geldiği ilk anki görüntüsünün dışında bambaşka bir imaj çalışması yapan Hüseyin Bey, hiç zaman kaybetmeden kostüm aracımızda modeline uygun bir kıyafet arayışına giriyor. Ya şimdi saça uygun, makyaja uygun bir kıyafet seçmem lazım. Burada çok aslında güzel kıyafetler var ama şimdi sana yaptığımız saç modeline uygun bir kıyafet olması lazım. Çünkü bonus bir saça, kabarık bir saça her kıyafet gitmez. Artık sıra Eylül'ün hazırlanmasında, sonrasında da arkadaşların görmesinde. Bence güzel oldu. En azından farklı bir iş çıkardık. Diğer arkadaşlarda kesinlikle böyle bir fark olmadı. Hep klasik şeyler yaptılar. Eğer bu program baştan yarat gibi bir imaj çalışması göstermekse ben bunu fark ettirdim diye düşünüyorum. Rakipleri de ben de Hüseyin Bey'in yarattığı imajı oldukça merak ediyoruz. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden onları yanımıza alıyorum. Hüseyin Bey, gelin artık. Kendimi tamamıyla kusursuz olarak hissettim ve bu kusursuzluğun vermiş olduğu özgüvenle yürüdüm. Kendimi resmen bir Hollywood starı gibi hissettim.